mevcut parça üzerinde yapılacak bir diğer işlem yazı ve eğri işleme seçenekleri. Bu bölümde kullanabileceğim iki tane etkili yöntem bulunmakta. Bu yöntemlerden ilki geometri araç çubuğunda bulunan not, yani teknik resim yazısı ile form üzerine yazı yazmak olacak. Not bölümü içerisinde yazımızın karakteri, belirlenebilir. Belirlenen yazı tipi ekran üzerinde, parça üzerinde herhangi bir lokasyona konulabilir. Oluşturulabilecek bir diğer yazı geometrisi ise Insert menüsünde yer alan Curve sekmesindeki Text olacaktır. Text, modellemedeki yazı komutunun aynısıdır. Text Properties bölümünde yapılan ayarlamaların ardından ekran üzerinde herhangi bir noktaya tıklamanızla birlikte yazı geometrisi o lokasyona konumlanacaktır. Bu bölümde oluşan yazı geometrilerinin hepsinin, karakterlerin hepsinin çift hattan oluştuğunu göreceksiniz. Font bölümünde yer alan Modern isimli seçenek ise bizim tek hattı kullanabileceğimiz yöntemimiz. NXCAM'de yazı formlarını işlerken İki farklı operasyon seçeneği tercih edilebilir. Bunlardan ilki Insert Operation altında yer alan Contour Text'tir. Bu bölüm içerisinde yer alan ayarlamalardan Specified Drafting Text sizden not olarak almış olduğunuz, tanımlamış olduğunuz yazı formunu istemektedir. Bu seçeneğin altında not ile oluşturmuş olduğum yazıyı seçebilirken text ile oluşturmuş olduğum yazıyı seçemem. Text geometri bölümünde notu seçtikten sonra yapmam gereken işlem uygun takımın tanımlanması olacaktır.
Bugün değerlerinin tanımlanmasının ardından ana pencere içerisinde, ana bölümün üzerinde yazı derinliğini görebiliyorsunuz. Text Depth isimli seçenek ne kadarlık bir yazı derinliğine ulaşacağınızı belirler. Cutting Parameters'te yer alan strateji bölümündeki Text Depth seçeneği daha net ifade etmektedir. Takım yönü oluşturmamla birlikte yazı formu parçanın içerisine oluşturulmaktadır. Ancak simüle ettiğimde simülasyon sonucu 0,25'lik derinliğe tek seferde indiğini görebiliyorum. Bu da zaten uç kısmı çok ince olan takıma zarar verecektir. Bu sebeple Cutting Parameters'te yer alan Multiple Passes seçeneği tercih edilebilir. .25'lik üç pasoda alınmasını ya da her defasında %6 %6 inmesini belirleyebilirim. Takım yönü oluşturmamla birlikte üç pasoda takım yolunun oluşturduğu görülebilir. Giriş ve çıkış ayarları, geçiş ayarları, non-cutting modus içerisinden gerçekleştirilebilir. NX içerisinde gerçekleştirebileceğim diğer eğri işlem yöntemi ise tanıdık bir komut olan Ctrl-R seçeneğinin içerisinde yer almaktadır. Uygulanmasında Drive metotta araya milling yerine Curve Point seçeneği seçilir. Metodun değiştirileceğini söyleyen uyarının ardından işlenecek eğri geometrisi tanımlanır. Geometrinin tanımlanmasında dikkat edilecek işlem her karakterin seçiminin ardından orta tuşa ya da Add New Set'e tıklanmasıdır. Karakterlerinin seçiminin ardından dikkat edilmesi gereken işlem şu olacaktır. Cutting Parameters'a
stok kısmına negatif bir değer girmelidir. Yine multiple pass bölümünde parça üzerindeki stok miktarı ve bunu kaç seferde alacağı tanımlanabilir. İşlemin generate edilmesinin ardından karşınıza bir uyarı gelecektir. Uyarının temel sebebi negatif bir stok miktarının uygulanmasıdır. Eğer yes seçeneğini işaretlerseniz operasyonu durdurur ve negatif stoğa inmenize izin vermez. Ama no seçeneğini işaretlemenizle birlikte form üzerine takım yolları oluşturulmaktadır. Takım yolu içerisinde non-cutting moves bölümünden yapılabilecek bir diğer ayarlama transfer repeat seçenekler arasındaki smoothing'i açıp bölgeler arasında yapacağı geçişin takım çapının %10'u ya da milimetre cinsinden 3 milimetre yukarıdan olmasını söylemek olacaktır.